Rahim. Rabbimiz Teala'ya hamd ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salat ve selam ederek başlıyoruz sevgili seyirciler. Necdet Çağla Kur'an Sohbetleri isimli programımızın yeni bir bölümünde daha huzurlarınızdayız. Programımızın bugünkü bölümünde Zilzal Suresini konuşacağız. Zilzal Suresi Mekki bir sure, yine erken döneme ait bir sure. 11 ayetten müteşekkil Necdet Çağal hocam bize bugün Zilzal suresinin tefsirini yapacak. Ben sözü kendisine veriyorum. Hocam Zilzal suresindeyiz bugün. Buyurun söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli meslektaşım gene Mekki surelerdeyiz bildiğiniz gibi. Evet. Gene mesaj yüklü bir sure karşımızda duruyor. İlk ayet zaten çok şiddetli e, fonetik bir e, sarsıntıyla başlıyor ki evet. adeta e, lafızlar dile gelmiş o olayı o hadiseyi e, bize yaşatıyor. Böyle çizgi çizgi e, tasvir ediyor. Tam bir sahne tasviri var. İza ardu zilzalaha. Surenin ismi de zaten maslardan geliyor. Zilzal Suresi. Evet. Zilzal zelzele demektir. Evet. Şiddetli bir şekilde yerin çalkalanmasını Anlatan bir ifade. Evet. Yer alabildiğine çalkalandığı vakit, evet. alabildiğine sarsıldığı vakit. Şimdi zelzele ha mutlak geliyorsa, <laughs> bu demektir ki bu sıradan bir zelzele değil. Evet. Yani bu diğer zelzelelere benzemiyor. Yani bu yaşanan hayatta karşılaştığımız bizim adına deprem dediğimiz zelzeler gibi bir zelzele değil. Asla Ömer. Ben. Evet bu farklı. Bunun riçleri ölçeği falan bu çok farklı bu böyle evet. akla hayale hafızalaya sığacak bir şey değil. Evet bu son zelzele bu hocam. Bu son zelzele evet. iyi dediniz ve hiç yani eşi menendi görülmemiş bir zelzele. Onun için ileride gelecek insan diyecek ki ya ne oluyor ya evet. ne oluyoruz böyle diye. <laughs> Çünkü az çok diğer zelzelelere bir aşinalığı vardır insanın. Evet. Zelzele Ondan. ayrıca Kur'an'da geçiyor değil mi hocam? Tabi. Zilzal olarak çok değil var. de zelzele, zelzele. olarak. Estağfirullah. Ya eyyühen nasut rabbekum. Ey insanlar Rabbinizden korkun. Evet. Rabbiniz Allah'a karşı saygılı bir hayat yaşayın. Evet. Hayatınızın her dakikasına, her lahzasına onu iştirak ettirin. İnne zelzele tessa'ati şeyun azim. Sira bilirsiniz zelzele saati var ya o büyük bir şeydir. Evet. O saat dedi kıyamet. Evet. Kıyametin zelzelesi evet. büyük bir şey. İşte orada o da gene farklı bir zelzele ki innezelzelete saati dedi Rabbimiz. Evet. Kıyamet saatinin zelzelesi çok büyük. çok farklı bir evet. şey. Hac suresinde sevgili Haş suresinin başıdır. Bu kerime, evet. evet başında. Evet. Hatta o sureye değil mi? Yani ayrıca yine Zelzele suresi de deniyor. Erve yüngiştir. Bunun ismi Zelizal suresi. Onun da bir ismi evet. Zelzele suresidir. Evet. Öyle başlıyor çünkü. Şimdi yer alabildiğine sarsıldığı vakit. Evet. Peki sarsılıp da sonuç ne olacak? Ve evet. ahrajatil ardu azqalaha. Yer bütün ağırlıklarını dışarıya çıkardığı vakit. Yani hocam ikinci bir zelzeleye artık imkan kalmayacak. Güzel. Bu zelzele bu sarsıntı öyle <laughs> büyük bir sarsıntı ki artık tabii, tabii. ikincisine imkanı olmadan evet. bütün her şey artık evet. var olduğu şekilden bir başka şeye, değil bir mi? başka şekle dönüşecek. Değil mi? Ee, son saatin e, sa'a işte evet. dünyanın son anının zelzelesi, zelzelesi O zaman yer içindekileri evet. de dışına, dışına kusacak. Hey ya. Evet. Hatta bu işte bildiğiniz üzere Ömer Bey bu ilk zelzele mi, ikinci zelzele mi tartışılıyor. Evet. E, alimler diyorlar ki ilk zelzeleye de ihtimali var. O zaman ve ahrecetil erdu yani bunun devamındaki vakayı haber veriyor. Yoksa birinci zelzelenin sonucu değil. Bazıları diyorlar ki kastedilen ikinci zelzeledir burada ki kıyamet saatinde. Evet. Yani o yer tekrar sarsılıp İsrafil'in soruyla artık ölülerin dışarı fırlayacağı günü kastediyor ki ve yer ağırlıklarını dışarıya adeta kustuğu vakit evet. çıkardığı vakit. Burada çok manalar var Ömer Bey. Bazıları diyorlar ki burada kastedilen ölülerdir. Hı hı. Hani bir önceki surede kıymetli seyircilerimiz hatırlarlar evet. efela ya'lemu iza bu'sir ma fi'l qubur. Evet. Değil mi? O insan bilmez mi? O an kör insan kabirlerin altı üstüne geldiği vakit şu 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 olacak diye. Şimdi burada buna bir gönderi var ki yer ağırlıklarını dışarı çıkardığı vakit derken yani ölülerini dışarı çıkardığı evet. vakit kabirde. Cenazeler kabirde. Kabirde yatanlar, yatanlar değil mi? Dışarı, dışarı fırlıyor. Evet. Yeter diyor yer. Tabir caizse sizi epeydir kamufle ediyorum. Ağırlık olarak e, Hani bir bana siz ağırlık yapıyorsunuz. Yeter artık. Evet. Hadi bir çıkın bakalım dışarıya. Belki ya. hocam insanların Herkes kendi... Herkes gününü görsün. <laughs> evet o çürüyen cesetler ağırlık değildir de günahlar ağırlık değil mi? Evet. Çok değil güzel. Mi? E zaten Eyvallah. ona gönderi var. Evet, evet. O eskal var ya. Evet. Femen sagulet mevazinuh ve evet. men haffet mevazinuh. Zaten bazıları öyle diyor. Yani o çıkanlar adeta o vizri veballer dışarı fırlıyor. Evet. O dünyada yapıp ettiği, kırıp döktüğü, o sabıkalar, o vukuatlar. Adeta onlar mücessem olmuş, dışarı fırlıyor onlar. Dolayısıyla Öl. kötü insan öldüğü zaman aslında hocam cenazesini toprağa vererek biz hani varlığından belki geri kalanlar hani dayansın, gitsin. E, ha şairin dediği, şairin dediği, gibi, değil değil mi? dediği gibi Ne evet. kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Evet. Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur. Dayansın evet. ehli kubur. Yani dünya artık onun zulmünden, Kurtuldu. kötülüklerinden azade oluyor, ha. kurtuluyor. E, tamam cesedini de kabirlere gömüyoruz İyi de yani toprağın da arzu ettiği bir ne var hocam? Evet Toprağın da arzu ettiği bir ceset tipi var Tabii yani canım bir iyi insan tipi var Yani ehli kuburun dayanacağı kadar kötü bir adamsa evet. e, Bu bir ağırlıktır herhalde Çok güzel Bu ağırlık da evet. bir yere kadar taşınır Bir yere kadar taşınır İşte Aynen. o bir yerde zelzelenin olacağı vakittir belki Aynen. değil mi hocam? Evet. evet Buyurun lütfen İyi dediniz Allah razı olsun Tabii işte bir diğer rivayette de burada kastedilen diyor yerin altındaki saklı hazineler. Evet. Onlar da ağırlık ya altındır, gümüştür. Bir zamanlar değil mi? Uğruna can feda olduğu insanların birbirlerine kıydıkları, birbirlerini ortadan kaldırdıkları o hazineler evet. o altınlar, gümüşler artık yer onları dışarı çıkardığı vakit ki onların da hiçbir kıymeti kalmayacak. Yani o zaman çünkü altının, akçenin para yetmediği, işe yaramadığı bir gün oluyor Ömer Bey. Yani benden başkasının eline geçmesin diye. Diye değil mi? Değil mi? Yere gömdükleri, gömdükleri. Sakladıkları, he ya. Bu hazinelerde buyurun bir saklıyordunuz. Gün. Al buyur. Hadi Ama bakalım. bugün bunların bir karşılığı olmayacak. Evet. Boşuna ne? saklamıştınız. Ne güzel. Hadi buyurun ne işe yarayacaksa evet. bunlar da dışarı atılacak. Ya. İkinci görüşte bu. Değil mi? Değil mi? Hatta Ömer aralıkları. Bey unutmadıysam e, unutmadıysam sizin de burada ilginç bir tespitiniz var. Değil evet. Bir çalışmanızda yer vermiştiniz. Evet hocam. İsterseniz ona bir değinseniz. Onu paylaşalım. Lütfen. ...sevgili seyircilerimizle. Evet. Hocam, Buradaki ağırlıklardan e, ne ağırlıklar. kastediliyor? Şimdi sevgili seyirciler... ...Mekke'nin e, cahiliye dönemi... ...yaşadığı yıllarda insanlar... ...kendi vesikalık... <laughs> e, ...heykelciklerini, putlarını yaptırıyorlar... ...ve... E, ...putların bir kısmı... ...Kabe'nin içinde muhafaza ediliyor... E, ...bir kısmı da... ...Kabe'nin dışında, Taif yolu üzerinde... ...Amr bin Luhay'ın ...onları muhafaza etmek için bir çevrelediği alan var... ...kumlarla örtülü bir alan... <laughs> orada muhafaza ediliyor. Daha ziyade e, rivayetler şöyle. E, kumlarda gömülerek muhafaza edilen putlar Kureyş'in kervanlarına onların beldelerinden geçerken saldıran kabilelerin putları. Allah Allah. Bunlar e, Kabe'de muhafaza edilmek gibi bir e, yücelikten böyle bir lüksten, mahrum. <laughs> lüksten mahrum oluyorlar. Onlar e, kumda yere gömülerek saklanıyorlar. İşte Mekke'nin bazı uluları hocam kendi vesikalık putlarını yaptırırlarmış. Çok ilginç ömer. Ve putlar yarın öbür gün bize yevmi kıyamette bir taraftan kıyamete inanmıyorlar. <laughs> Tabii. Bir taraftan da eğer böyle bir şey gerçekse diye evet. tedbir almak şefaat istiyorlar. Şefaat ederler. Diye. Şefaat ederler. Peki nasıl tanıyıp şefaat edecek kabilenin putu beni? <laughs> ha. Kabilenin putu beni tanıyamaz ve dolayısıyla yarın öbür gün bir karışıklık olur diye Kişi kendi vesikalık küçük minik işte sadece kafasını e, gösteren bir heykelciğini yaptırıyor. Ve o putun <laughs> yakınlarında e, göreceği bir yere e, kendisini gömdürüyor. Neyini? İşte heykelciğini gömdürüyor. Aa. Ve orada bir e, niyet de gömüyorlar Çok oraya. Ilginç. Yani evet. ey işte bizim kabilenin putu evet. benim e, yarın evet. öbür gün karşına çıktığımda senden şefaat beklediğimde e, adım neydi filan bunu unutma beni tanı. Öf, öf, öf. şimdiden beni e, gözün Allah e, aşina Allah olsun. Beni hatırla. Yarın öbür gün bana çünkü ihtiyaç olduğunda yardımcı olacaksın, şefaatçi olacaksın diye bir inanç var. Allah Ve ben o yazımda şey demiştim. Yani acaba yerin ağırlıkları bunlar da olabilir mi? Olabilir mi? mi? Niye olmasın? Bu rivayetle mi? karşılaşınca kesinlik. Bu ayet kerime aklıma gelmişti. Müthiş bir şey evet. Bunu da sevgili seyircilerimizle paylaşmış evet, olduk hocam. Evet. Yerin ağırlıkları ile ilgili iki tane görüş söyledi. Bunların evet. bir tanesi Cenazeler, evet. kabirlerde yatanlar evet. bunu Adiyat suresindeki اِذَا بُعْثِرَ مَا fil gubur ayetiyle evet. de hocam destekledi. İkincisi yerin altına gömülen hazineler dedi. Evet. O zaman o üçüncüsü de bu olsun hocam. Evet. Kişilerin beklentileri, Değil mi? kişilerin Allah'ın dışında ibadet ettikleri varlıklardan <laughs> yarın yevm-i kıyamette onların e, acaba faydası olur mu diye evet. bir beklenti içine giriyorlar. Çok o beklentileri ilginç. de o gün Allah Allah. E, ne olacak? Yerin kabul etmediği fazlalık fazlalıklar, yükler olarak olacak. dışarı çıkacak ve evet. buyurun hadi Allah niyetiniz Allah. bu diyor ama evet. bunun bir neticesi olmayacak Allah diye Allah. belki yüzüne vurulacak onlar. Ama Ömer Bey orada komik bir şey var biliyor musun? İşte evet. o dediğiniz kendi hey heykelciğini, kendi suretini de orada kazıp evet. onun yanına koyması ne hazin bir durum ya. Evet. Yani beni tanı, bak beni es geçme o gün. Bana şeyi hatırlattı bu, Piyanist diye meşhur bir film vardır. Orada bir Yahudi'yi kurtaran meşhur o bir piyano ustası var. Piyanist, piyano çalan bir Yahudi. Malum işte bu nazi işgallerinde. Adam diyor ki en son bunu kurtarıyor. Acından ölmek üzere işte. Hatta buna bir somun ekmeği veriyor filan. Reçel veriyor. Evet. İşte anlıyor ne olacağını gelecekte Bakıyor gidiş gidiş, gidiş zulüm payidar Olmaz Ömer Bey küfür evet, payidar evet, olur evet. Zulüm payidar olmaz Doğru. Allah zalimin burnunu mutlaka bu dünyada bir yere sürter evet. Adam biliyor ki bu gidiş gidiş Değil ona diyor ki ilginçtir İleride diyor Beni unutma diyor beni tanı Hatta işte gelip de Rus malum Ruslar işgal evet. edip Almanları esir aldığında Orada şey yapıyor O esirlerin içinde Bu piyanist geçerken El sallıyor beni gör yani hani beni kurtar ama evet. piyanist onu görmüyor ya. ya çok ilginç böyle bir beklenti evet. var hocam <laughs> insanlar. tabii tabii ya çok garip ya şimdi ya. E, bu da hocam çok hazin bir şey hakikaten Değil yani mi? bütünüyle çaresiz bu insanlar Değil mi? Değil mi? Ya, düşünsenize ya, ya. yani kendisinden bir Yazık ya. fazlalık bir işte şefaat umdukları hı, put hı. bunun e, kendini tanımayacağını da biliyor biliyor bak düşünebiliyor musun bunun da farkında, onun ne olur ne olmaz diye kendisinin yani, de heykecisini tedbir alıyor Allah ama Allah. o tedbir aldığı da e, durum da işe değil yaramayacak. İşe yaramayacak. Evet. Yer onu da dışarı çıkaracak. Ya. Allah razı olsun. İyi oldu bu Ömer Bey. Eyvallah hocam. Ve devam Eyvallah. ediyor e, suremiz. Ve evet. قال الإنسان مالها ve insan bu yere ne oluyor dediğinde. Evet. İşte demin dedik ya çünkü bu sıradan bir zelle değil ya. Bunun Richter ölçeği artık haddi takati tecavüz etmiş. Evet. Öyle dokuzluk onluk bir şey değil bu. Adeta insan diyor ki ya ne oluyoruz ya? Evet ben zelzeleler görmüştüm ama böyle bir şey ilk kez yaşıyorum gibisinden. Yevme izin işte bunlar olduğunda evet. yer alabildiğine bütün gücüyle sarsıldığı vakit, Hı -hı. çalkalandığı vakit ve bütün ağırlıklarını dışarı kustuğu vakit evet. ve insan da buna ne oluyor bu yere dediği vakit Yevme izin işte o gün tuhaddisu ahbaraha yer kendi haberlerini bir bir anlatacak. Evet. Niye? Ne sebebiyle? Bi enne rabbeke evhaleha. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. Ey yeryüzü konuş. Şimdi burada metafor mu var? Yani burada mecaz mı var, hakikat mi var Ömer Bey? Bu tartışılıyor. Bazıları diyorlar ki burada hakikat var. Evet. Yer gerçek manada konuşacak. Cenab-ı Hak ona vahyetti ya, yeter ki Cenab-ı Hak vahyetmeye görsün. Dağlar, taşlar onun seferber emirberi olur ya, dile evet, gelir, konuşur. Evet, evet. Elhamdülillah. Yer diyor o zaman diyecek ki, e, hatta hadis-i şerifte vardır. Yer üzerinde köle olsun, cariye olsun, hür olsun, herkesin işlediği fiilleri bir bir anlatacak. Diyecek ki işte fulanın feale fulanın bi keza, işte fi yevmi keza, fi ardı keza. işte falanca falanca şu günde, şuracıkta, şurada şunları şunları işledi benim üzerimde diye yer bunları bir bir anlatacak. Evet. Yani tabiri caizse orada insanın her şeyi ortaya çıkacak. Bu yerin Yap. marifeti değil değil mi? Yerin Ar marifeti hocam. değil. Yere vahyeden Rabbimiz. Aynen ah Rabbim o, o o sonsuz güç ve kudretin marifeti. Vahyetti çünkü evet. ona. Konuş. Evet. Ey bu, yer konuş evet, dile Çok şaşılacak bir şey Tabii değil. Kur'an'ın başka ayetlerinde de Yasin suresinde dersek. Bismillah. Hey El yevme nehtimu ala efvahi. Değil mi? Ağızlara mühür vurulduğunda. O gün biz onların ağızlarını yani. mühürleyeceğiz de. Ve <laughs> tükellimuna Elleri bize konuşacak. Ve evet. teşhedü ercülühüm. <laughs> Ayakları da şahitlik yapacak. Evet. Doğru diyor ya ben de oraya gittim, yürüdüm. Şunları şunları yaptı Allah, Allah Allah. Yani eller yaptıklarını konuştuktan sonra ayaklar, ayaklar şahitlik, şahitlik ettikten sonra insana ne düşer? Ayakların orada? bastığı yerin değil mi bu olayları Konuşma. anlatmasında ne var? Ne var çok güzel değil dediniz mi? aynen evet değil mi? Yani Yerleri... İnsan ne yapmayacak? Yani <laughs> yaptıkları konuştukları evet e, kötülükler iyilikler evet kayda geçmiyor zannetmesin değil hani evet. Kiramen katibin Bunları zaten kaydediyor ama evet. belki bir görüntü kaydı da diğer evet. tarafından alınıyor Mutlaka değil mi hocam? Mutlaka ki. İşte bu malum yaratılışta geçer bu. ثُمَّ اِسْتَوَٓا اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ Sonra o gücüyle kudretini gücünü kudretini göğe yönetti ki Allah. hiye evet. duhanun. Duman halindeydi. Bir nebulozdu o yani. Gaz kütleydi. Evet. Belli belirsiz. فَقَالَ لَهَا art Ve o göğe o nebuloz halindeki göğe ve yere dedi ki İster bana gönüllü gelin, ister zorla gelin. Yani kavuzdan kozmaza sizi davet ediyorum. Bu belirsizlik son bulsun, belirli hale gelin. Ama ben istiyorum ki siz gönüllü gelin. Evet. Yoksa ben sizi getiririm yani. <laughs> Gök ve yer dedi ki, Eteyna ta'i'in biz itaat ederek gönüllü gönüllü geldik. Evet. Bazıları mesela bilhassa muhtezil alimler der ki burada derler yani bir alegorik anlatım var, rumuzlu evet. bir anlatım. Mecazdır. Burada kastedilen yani Cenab-ı Hak yaratmasını bir şeye yönlendirdi mi gücünü, kudretini o şey hemen olur. olu verir. Yani yaratmanın süratinden diyorlar bu kinayedir. Burada da öyle. Ee, dediğiniz gibi yeter ki Yaradan ona vahyetsin. Evet. Konuş ey yer dile gel. Üzerinde olup bitenleri bize anlat, haber evet. ver. Yahut diyorlar ki burada kastedilen mecazdır. Yani yer bunu bir bir anlatacak derken insanın zaten yaptıkları bir şekilde ortaya çıkacak demektir. Evet. Adeta yer ona şahitlik yapıyor. Peki o gün yer Rabbinin ona vahyetmesi sebebiyle bir bir haberlerini anlatacak. Evet. Peki ne olacak bunlar? Bakın şimdi silsilevi devam ediyor. Yevme o gün yasturun nasu eştaten insanlar fırka fırka çeşit çeşit farklı gruplar halinde gelecek. Hatta burayı değil mi İmam Hamza yazdurun <laughs> nasu diye evet. işmam ile okur. Yevme izey yazdurun nas eştaten yazdurun nas sat ve ze arası karışık bir sesle evet, okur. Evet. O gün insanlar sudur edecek. Bakın sadır. Sadır olma. Bizim köyde mesela sadır derler domates sadırlarına böyle Yani fide. Fide anlamında. Evet, Bak hocam. sadır oluyor ya, yerden evet. çıkıyor ya. Adeta insanlar bitki gibi tekrar kabirlerinden çıkıp eştaten fırka fırka gelecekler. Evet kabire mahşere kabirlerden çıkıp mahşere akacaklar. Niye? Liura ve evet. amelleri kendilerine gösterilsin diye. Evet. Amellerinizi gelin görün. Demek ki ameller kaydedilmiş öyle. Aynen. De. Gelip onlar şimdi Bunlar hesap var. edilecek. Evet. Hele bir gelin bakalım kabirlerinizden gelin şuraya. eştaten ilginç. Evet. Farklı farklı gruplar demektir Ömer Bey. Çünkü herkes ameline göre farklı farklı gelecek ya. Evet. Peki o gün Öyle ne karışıklık olacak? Karışıklık yok yani. Karışıklık değil mi hocam? yok. İyiler evet. iyilerle. Aynen. Kötüler kötülerle. Kötüler, kötüler kötülerle. Aynen. Femen ya'mel imdi fa. Şimdi evet. bakın taksim edecek. Femen ya'mel misqal zerratin hayran. Her kim misqal ağırlığında, mis şey misqal e zerre'tin zerre ağırlığında. Bazıları bunu şey diyorlar zerreyi misqal bu yanlış miskali zerre denir. Miskal. zerre miskal denmez. Evet. Miskali zerre. Yani zerre ağırlığınca, at atom ağırlığınca kim bir hayır yapmışsa yara. Onu görecek. Yarahu. Onu görecek. Cevabı, şartın cezası yara idi. Evet. Hasbül ahir oldu. Sonu düştü değil mi? Muhtel fiillerde bu vardır. Evet. evet. Binaenaleyh kim zerre miskali bir hayır işlemişse görecek. Bu zerre ne? Bazı alimler diyorlar ki bu o küçük ince kırmızı karıncalar vardır. Ömer Bey yerine evet, gezer. Evet, evet. Karıncaların bir türü zor görünür böyle. Bazıları diyorlar ki o. Bazıları diyorlar ki bu bana daha mantıklı geliyor. Güneşin şuaları vurduğunda bir bacadan güneşin ışınları girdiğinde tozlar gözükür ya. Uçuşan, toz uçuşan tozlar değil mi? malum. Evet i̇şte o diyor bacalardan o güneş ışınları pencereden girerken bu daha çok ahırlarda, mereklerde olur. Bir bir delikten güneş ışınları girdiğinde izbe evet. yerlerde olur bu, karanlık yerlerde. İşte görünür o incecik tozlar. Onların ağırlığınca her kim bir hayır işlemişse onu görecek. Evet. Modern e, alimlerimiz buna atom manası da veriyor ki o da güzel. Atom ağırlığınca hayır işlemişse görecek ve men ya'mel misqale zerratin şerran kim de atom ağırlığınca veya o güneşin ışınlarında beliren o tozların ağırlığınca şer kötülük işlemişse yarahu o da onu görecek. Evet. Şimdi Ömer Bey bu ilginç. Ben bunu gene demişimdir. E, tıbak sanatı yani tezat sanatı evet. bağlamında Kur'an'da optimizm diye evet. aciz naçizane bir evet. şeyim oldu benim. Makale çalışmam. E, Kur'an-ı Kerim'de Rabbim iki zıddı bir arada zikrederken genelde olumluyu önce zikreder. Hem de kahir ekseriyetle. Evet. Bakın burada da geldi. Evet. Binaenaleyh kim zerre miskalı, zerre ağırlığınca bir hayır işlemişse görecek. Evet. Rabbim önce hayrı zikredecek. Önce zikreder. Hayri söyledi. Tabi. Evet. Ve men ya'mel misqale zerratin şerran yara. İkincide de şerre yer verdi. Şerri ikinci plana attı. Kim de şer, e, zerre miskalı şer, kötülük işlemişse onu görecek. Bunun ilginç bir hikayesi var Ömer Bey. Bunu Zemahşeri bize anlatıyor. Buyurun lütfen. Bedevinin biri bu, burayı şöyle okumuş. Gelmiş şimdi bakın. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا يَوْمَ اِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا يُرَوْ اَعْمَالَهُمْ Şimdi bakın bu Bedevi'nin okuması. Buraya kadar, yok, evet. Buraya kadar sorun yok. Şimdi Bedevi şöyle okumuş. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ Takdim tehir yapıyor. Demişler ki takdim tehir ettin. Ne yaptın yahu? ayetlerin sırası, insicamı böyle değildi. Bedevi ne derse beğenirsiniz. Bunlar tabii şiir, şinas insanlar, şair. Evet. Şu beyti okumuş. Ya kendisine ait veya başka birinden naklen. İşte bu Bahri Tavil'dir yani bu da gene diyor ki Huzabat nehar şa'a ev kafaha fe innehu kila canibey her lehunne diyor ki khuza batna herşa elqafaha herşa Mekke yolunda Cuhve yakınlarında bir tepeymiş evet. Ömer Bey evet, hatta hocam. derler ki oradan deniz gözükürmüş demek ki yani coğrafyaya göre biraz Çok yüksekçe bir yer. Demek ki. diyor ki iki arkadaşına şair İster diyor her şanın karnından yani vadi tarafından gidin, orayı tutun. Ev kafaha isterse diyor sarp tarafı, ense derken sarp evet. arka tarafı. İster diyor bu herşa tepesinin önünü dolaşın, ister arkasını niye? Fe innehu zira diyor. Kila cani her şa lehunne tariku. Bu herşanın iki tarafı da diyor o develer için aynı yoldur. Yani develer buradan da girse, vadi kısmından da girse, arka sarp taraftan da dolaşsa aynı noktaya çıkacak. Demek istiyor ki aklı sıra. Ne fark eder ki ya? İkisi de aynı diyor. Neticede ikini de, ikisini de zikrettim. Halbuki durum öyle değil. değil evet. Bildiğiniz gibi e, alemde külli olan hayırdır. Doğru. Hayır külli ve asıldır. Şer cüz'i ve relatiftir. izafidir. Hayrın olmadığı yerde şer günlerinde. <laughs> Aynen değil öyle. Değil Hatta Kadı Beydavi der ki rahmetullahi aleyh. O der ki cüz'i şer Külli hayır barındırmadıkça var olamaz. Yani ancak cüz-i şere yani tikel olan şere tümel olan hayrı barındırdığında müsaade edilir diyor. E, demişimdir şerde Ömer Bey malum şimdi garip bir şey. Yani bu olacak yani bu e, kozmik bir zaruret ya ontolojik bir zaruret. Evet. Şimdi siz i̇bn Sina der ki bir ateş düşünün ki diyor. Sadece yemeklerimizi pişiriyor, bizi ısıtıyor ama yangın çıkarmıyor. Bu diyor ucube bir ateş cevheri olurdu. Böyle bir ateş cevheri olmaz. Olamaz, evet. Aynı ateş yangın da çıkarır. O halde sen ondan uzak duracaksın. Hatta Aristo der ki bilirseniz yağmurun yağması külli hayırdır. Evet. Yani bütün bütün bir evrene ait, e, bütüncül bir hayırdır. Ama aynı yağmurun sele dönüp de ihtiyar bir kadının kulübesini sürüklemesi... Cüz'i bir şerdir. Külli hayır, cüz'i şer için bırakılmaz. Çünkü alem külli nizama göre işler. Müthiştir ya bu. Evet. Aristo zaten küllecidir biliyorsun. O evet. e, küllinin ilmi vardır, cüz'inin yoktur derken bunu kastediyor. Çünkü cüz'i bilgiler sahibini bağlar. Külli bilgiler aklın ürünleridir. Bu herkesi bağlar malum. Şimdi bir, bir e, yağmur düşün ki, evet. su düşün ki, yani insanların işini görüyor. Mesela insanı yüzdürüyor ama boğmuyor. Böyle bir su olmaz. Evet. O halde sen tedbir alacaksın. Dolayısıyla bedevi bunu göremedi demek ki. ki. Onlar yani ehli belagattır ama alemde dominant olan, baskın olan hayırdır. Evet. Ve asli olan odur. Onun için Rabbim onu birinci sırada zikretti. Şer görecelidir, izafi relatiftir ve cüz'idir resesiftir. Evet. O da dediğim gibi yani ontolojik bir zorunluluk çünkü başka türlü olmuyor. Olmaz, evet. O da öyle sıvışı baraya girdi. Onu da Rabbim ikincide zikretti. Dolayısıyla bunun çok örnekleri vardır Ömer Bey. Kur'an-ı Kerim'de çok sayısız. Evet. Men yeşve ŞEFAATEN HESENETEN haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim güzel bir işe, güzel bir aracılık yaparsa ondan ona bir nasip vardır. Ve men ve şefa'aten seyyi eten, kim de kötü bir aracılık yaparsa yeküllehu kiflun minha onun da ondan yana bir vebali vardır. E şefaat ilginçtir Ömer hocam. E Kur'an-ı Kerim'de dünyevi, seküler manada kullanıldığı tek ayettir tek ayette, bu evet. Nisa suresinde. Yani kim iyi işlere aracılık yaparsa onun bir nasibi var. Olur ya insanın yani in, ama diyor ki bunu alimler aracılık yaptığınız kişi davasında haklı olacak. Evet. Yani bir hakkın kitmanına efendim veya gaspına zemin oluşturmayacak. Sebep olmuyor o, o zaman indi insan mesul olur. Haklının hakkını al haksız hak etmeyene ver olur mu öyle şey? Olmaz. Dolayısıyla doğru. öncelikle diyor iş meşru olacak iki adam haklı olacak. Ha bu ifadeyi meram edemez ev gidip mahkemede kendini savunamaz, konuşamaz. İşte kim gider onun hakkını savunursa veya mahkeme olması şart değil. Bir yerden ihtiyacını görecek ne bileyim valinin yanına çıkacak veya cumhurbaşkanının yanına çıkacak. Çıkamıyor adam işte cesareti yok işte korkuyor. Ha birisi ona vasıta olur, aracı olursa, vesile olursa onun diyor sevabı vardır, nasibi evet, vardır anlamında. Evet, evet. Rabbim hep olumlulara önce yer verir. Evet. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. mektesebet. Bakın Amener Resulü'nde değil, değil mi? Hocam? O nefsin işlediği sevaplar kendi lehinedir. İktisap ettiği veballer, günahlar da kendi aleyhinedir. Evet. Hep önce olumlunun zikrine yer Feci verir. Fecir suresinde de hocam karşı sayfaya geçtiğimizde Teemmül insanı izametlahu rabbuhu fa akremehu ben... ve Feyekulu Rabbi ekramen. önce Bak, ikram etmesi. Önce ikrama yer önce verdi. Önce olumlu yani. Tabi. Ama ve emma izâ mebtelâhu fe gader aleyhi rızgâhu Rabbi <Evet>. ehanen. Bu da insanın garipliği ya. Alışmış hep böyle ona ikram gelecek. Nimetler yağacak ki evet. ağam yar, paşam yar. Ya bazen de imtihan olacaksın sen. Biraz evet. rızkını kısacak. Rabbim diyor bana ihanet etti. Bana değer vermedi. Hatta şeyde geçer bu Ömer hocam o daha önemlidir. Fe izâ câethumul hasenetü. قالوا لنا هذه موسى işte o eski tarihteki Yahudiler Museviler onlara bir iyilik iyilik geldiğinde hasene قالوا <laughs> derler ki لنا هذه bu zaten bizim hakkımızdı zaten biz bunu bekliyorduk zaten gelecekti yani Allah'ın hiç hesaba katmadan ha he. değil mi hak ettik geldi ve in tusibhum etün. eğer onlara bir kötülük bir şer gelse bulsa ya tayeru bi Musa ve men bu sefer Musa'ya ve ona iman edenlerin şumuna yorarlardı. uğursuzluğuna yorarlardı. Bakın orada da Rabbim önce haseneyi, güzelliği zikretti, sonra seyyieyi evet. ve ilginç düreme orada İza ile sevk etti. Geçti, yani. İzada şey vardır. Yani vuku mutlaka olacak demektir. Evet. Ve el hasene ve lamı tarifle geldi. Asıl çünkü. Evet. Ama ikinci de evet. ve in tusibhum seyyi in in şartiye Bu gelecekte çok yani ihtimali düşük şeyler için denir. Şayet. Evet. O olur ha. Olur ha. Eğer bir kötülük dokunursa bak seyyi Herhangi. Evet. Nekre. Bakın demek ki alemde dominant olan galip olan iyiliklerdir. İyilikler. Kötülükler değil. Çok örnekleri var. Siz bilirsiniz. Yani ben bunları mesela ma esasake min hasenetin fe Sana her ne iyilik gelir, gelirse Allah'tandır. Ve evet. ma esasake min etin fe min Ne kötülük gelirse nefsindendir. Bak gene yani Rabbim orada güzelliği ilk sırada zikretti, kötülüğü ikinci. Ama bak konum şunu unutma. İyilikler benden, kötülükler senden. Evet. Senin nefsinden geliyor sakın bunu bana mal etme. Bunu sen yaptın sen buldun. Evet. Eyvallah. O zaman Arap'ın hocam yaptığı şey doğru değil. Doğru Kendini değil ne ki. kadar şiirlen <laughs> savunuyor olsa da. Tabi tabi yok. E, yani birini diğerinin önüne geçirmek mümkün değil. O yanlış bir istişatta evet. bulundu. Sevgili seyirciler Zilza suresini konuşuyoruz. Necdet Çağal hocam sondaki Femen ya'mel mitkale zerretin hayran yara ve men ya'mal miskale zerratin şerran yarah ayet-i kerimesine gelince bir bedevinin Suri buraya kadar okuyup bu iki ayetin e, şerk olan kısmını öne aldığını, hayır olan kısmını arkaya aldığını bahsetti. Sonra da kendini savunmak için bir şiir <laughs> okuduğunu söyledi. Ama biz biliyoruz ki Dede Hocam, e, Rabbimiz Teala üslubu gereği Kur'an'da genellikle hayrı önce, olumlu olanı önce, iyi olanı önce zikreder. Tabii arkasından şer olan, kötü olan, olumsuz olan zikredilir dedi. Bu da Rabbimiz Teala'nın ilahi bir üslubudur dedi. O zaman, o zaman e, biz e, zerre kadar iyilik ve zerre kadar kötülüğün hepsinin karşılığını göreceksek evet. insan ya veylene men ba'athana min kadine hani hmm. şeyden e, kabirlerden kalktıktan sonra niye veyledecek o zaman yani farklı bir şey görmeyeceğiz ki. Tabii. tabii. Nihayetinde bu dünyada yaptıklarımızın evet. karşılığını alacağız. Tabii. Bunda vaveyle edecek He. ne var? Orada da Ömer Bey siz çok iyi biliyorsunuz Allah razı evet olsun tabi bana sormanız kıymetli seyircilerimize bilgi olsun. Aslında orada bir şaşkınlık söz konusu. Uzun süre o kabirde yatmış. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bayılan bir insan bir anda kendine geliyor. Şok oluyor mesela. Evet. Ben neredeyim? Bana ne oldu? zaten soradan soradan hatırlıyor. Diyorlar ki ya veylena yazık bize men ba'asena min mergadina. Biz zaten merkat ilgiş rukut kökünden evet. ki habı denir Farsça değil mi? Akif der ya onu. Hani çok benim çok hoşuma gider o ya. Diyor ki o şeyde senin en son seririndir şu bir perva uzanmış taş. Yani musalladan bahsederken. Evet kener menhabıgahından çıkar bir gün vurursun baş yeah. bir gün diyor o yattığın o döşeğinden uyku şeyinden çıkacak ve buraya başvuracaksın kenermin havı yahından çıkar bir gün vurursun baş elinde yok halas imkanım adam el hayat uğraş o mutlak seddirahındır aşılmaz müktedirsen aş mütiştir o musallamın cemit bir mevcidir eşkeyya temanın musalla ahıdır berceste matemzarı dünyanın musallam minber-i tebliğidir dünyada ukbanın musalla dersi ibrettir durur pişinde irfanın ...bitiştir o ya. Şimdi orada diyorlar ki ana diyorlar men ba'asena be min bergadine bizi bu uyku yerimizden uyuduğumuz bu işte orada kabir kastediliyor ama evet. işte orada yine bir kinaya var. Çünkü insan adeta kabirde uyuyor işte bekliyor uyanacağı günü. Bizi bu uykumuzdan kim kaldırdı ya? Sonra diyorlar ki haza ha bu var ya Ma va'adana Rahman. Daha önce Rahman'ın bize vaad ettiğidir. Ve sadakal Mursalun. Ya elçiler de doğru söylemişti ya. Elçiler bize diyordu ki peygamberler bak akıllı olun böyle bir gün gelecek tedbirinizi alın gelin bize iman edin. Bu şikten bu zulümlerden bu küfürlerden vazgeçin tasdik edin diye. Ya meğer o gün orada geçici bir şok yaşanıyor Ömer, Ömer Bey. Bir de burada görecek derken Ömer Bey malum bazı alimler diyorlar ki hayır için bu da yine Rabbimizin lütuf keremi ya. Kim zerre miskali hayır işlerse o ince küçük minnacık karınca ağırlığınca veya o tozlar miktarınca onu görecek derken yani mükafatını görecek. Evet. Cennette onu görecek. Zerre miskali de şer kötülük işlemişse onu görecektirken Ömer Bey bazı alimler diyorlar ki bu cezasını çekecek manasına geldiği gibi yani bunun neticesini mutlaka orada görecek amel defterinde ama Rabbim olur ki onların bir kısmını bağışlarız. Var zaten bu Kur'an-ı Kerim'de var ve evet. yafu kesir. Zaten o çoğunu bağışlıyor. Yoksa sizi her yaptığınızda yakalasa size nefes aldırmaz. Çoğunu bağışlıyor. Orada da en azından ama en azından kulum bak sen bunları yaptın. Evet. Sen bu haltı işledin. İşte sonuç burada. Zannetme ki bizim bundan haberimiz olmadı. Bak, yani neyi hep... göreceğini söylemedi değil ha, mi hocam? Söylemedi de. Hayır. Çünkü Tabii. artık bağışlanacaklar var. Evet. Bağışlanabilecek olan Çok e, günahların da evet. inşallah bağışlandıktan evet. sonra i̇nşallah. görüleceği karşılığı ne olacak? Değil mi? İnşallah cennet olacak. İnşallah. O zaman inna allaha la yaufiru en evet. yushrake bihi. ayet kerimesini de burada hatırlayalım. Hatırlayalım. Rabbimiz Mevlam. Teala Buyurun. kendisine şirk koşulmasını asla Değil affetmiyor. Mis? Affedilmeyecek odur. Evet. Ve yaufiru ma dun zalik li İnşallah e, biz şirkin dışındaki bütün günahları evet. Rabbimiz Teala'nın affedeceğine ya, dair ya. böyle bir müjde aldık. Tabi, limen yaşa, dilediğine. Evet, dilediklerini O da ilginç, Affed herkes için Rabbim. değil. Tevbe etmek değil mi hocam tabi burada canım. gündeme gelecek? Tabi. tabi. Rastgele, öyle evet. her varanın her yo, günahı yo. affedilmeyecek. Yo, yo, yo. Yani insan evet. istediği kadar arsızlık yapsın, ya, yüzsüzlük ya. yapsın. E, fütursuzca ha. günah işlesin. Hey ya. E, ondan sonra ben ya. iman ettim. Hey ya. Tevbe de etmesin. Ya, ya, ya. Ondan Öyle sonra Rabbimiz Teala affedecek. Nerede bu yordum bu bununla? Öyle şey yok. Hey ya. Evet. Evet. <laughs> Hocam o ter, Yevme Terjufur Racife. Hmm. Ee, yani o gün radife. Yani o da gene bak zelzele. burayı anlatıyor değil mi? Bir zelzele olacak Hı. o. Müthiş yani Tabii. artık ikincisinin olmasına imkan olmayacak şekilde evet. her tarafı bütün dengeleri vay, değiştirecek vay, vay, vay. o zelzele. Orada da Ömer Bey değil mi? Bak sonucunda... yevme tercüfür racife işte o zelzeleyi ula ilk zelzeleye işaret var ki o gün yer alabildiğine sarsılır alabildiğine çalkalayacak. Yevme tercüfur racife sarsan sarsacak. Evet. Tetbe'uha radife. Peşinden de radifesi gelecek. Redif oradan gelir. Yani onu takip eder Değil mi adam atın arkasına binene redif derler. O evet. şey. Hatta redif kafiyede şeyde de gelir evet. malum. Terkisine aldı derler sonunda... evet. heya. İkincisi onu izleyecek. İşte o da dirilme. Evet. Mahşer için ikinci sürüflendiğinde yer gene bir sarsılacak. Evet. Demek ki birinci de sarsılıyor, içine alıyor. Evet. İkinci de sarsılıyor, yeter hadi çıkın bakalım. İkinci de dışına atıyor. Dışına atıyor. Evet. E, Rabbim nelere kadir değil ki elhamdülillah. İşte evet. tetbe radife, işte orada kulubun yevme izin vacife. Evet. O gün kalpler var ki korku içinde titriyecekler. Üff, ebsaruha <laughs> kâşi'e. Gözler öne düşmüş böyle kaldırıp bak, kaldırıp bakamıyor bir öğrenci hani bir suç işlediğinde veya bir evlat suç işlediğinde öğrenci hocasının çocuk babasının yüzüne bakamaz ya evet. nereye baksın yüzü tutmuyor böyle onun serni gün vaziyette önüne bakar gözler böyle yerde o bir zamanlar dünyada böyle fal taşı gibi sağı solu gezen gözler şimdi böyle önüne bakıyor yani. Orada da yine işte malumunuz o Nâze'as suresinde de Rabbim bu zelzeleden bahsediyor Ömer evet. Bey. Evet. Hocam o zaman e, vaktimizin geri kalan bölümünde bir e, kıyamet zelzelesiyle beraber olacakları bir kere daha özetlesek sevgili seyircilerimizi evet. böyle sistematik Hı -hı. sizin Buyurun. ağzınızdan duysalar Estağfurullah. lütfederseniz. Estağfurullah. O ilk zelzele olduktan sonra şöyle bir özetlese evet, hocam yani işte. birinci sureyi okuyacak yeri de tam geldi. Evet, Buyurun evet. lütfen. Yani Ömer Bey tabi bu zelzele kelim, yani kıyamette vuku bulacak zelzele Kur'an-ı Kerim'de işleniyor. Evet. Yani Rabbim bakınız yine o lütfü keremiyle bizi önceden uyarıyor, ikaz ediyor ki bu zelzeleler bir gün olacak. Bu şiddetli sarsıntı olacak. Ha o tetbe'u harradife bana şeyi hatırlattı. Hani artçı Şoklar sarsıntı diyeler ya an, artçı evet. sarsıntı. Tabi o ilkin o şiddetli bir sallıyor. Ondan sonra artçılar geliyor. İşte onların tabi ölçeği biraz daha düşüktür. Şimdi bu sureyi biz şöyle kısaca bir hülasa edersek evet, Ömer Bey. Evet hocam. Yer o gün alabildiğine sarsıldığında. Yani bunu yaşayacaksınız ey kullarım. Buna hazırlıklı olun. Ya Biz şimdi hocam her sabah kalkıyoruz bakıyoruz ki her şey aynı yerinde duruyor. Duruyor değil mi? Yani yeniden hayata akşamdan tabii. bıraktığımız yerden devam aynı. ediyoruz. He, alışkanlık var değil alışkanlık mi? Alışkanlık var. Bu, bu bir gün bozulacak, bozulacak. diyor Rabbim. Eyvallah. Bak buna hazır olun. Çok güzel dediniz. Eyvallah. Yani bu böyle gitmez. Bu alıştığınız bu böyle her gün size doğan bu güneş bir gün gelecek doğmayacak artık. Buna bu aldanmayalım bu, yani. Buna değil aldanmayalım. Mi? Tabii. tabii bu bir gün şirazesi kopmuş tesbih taneleri gibi böyle Hı. her şey efendim Mihverinden çıkacak yörüngesinden birbirine girecek bu evren. Buna hazır olun. Yer alabildiğine sarsıldığında ve yer içindeki ağırlıklarını bir bir dışarı kustuğunda ve insan bu yere ne oluyor ya ben evet zelzeleleri bilirdim tanırdım ama böylesini ilk kez yaşıyorum dediğinde. Evet. İşte o gün yer Rabbisinin ona vahyetmesi sebebiyle üzerinde olup biten fiilleri, amelleri, vukuatları bir bir haber verecek. Evet. Şurada şu günah işlendi. Şurada şu vukuat işlendi. Şurada şu zulüm yapıldı. Şurada Allah korusun şunun ırzına geçildi. Şunun namusu payimal edildi. Şunun canına kıyıldı. Şurada cinayet işlendi. Şurada haksızlık yapıldı. İnsanoğlunun bütün o kötü amelleri, şerleri, günahları bir bir yer tarafından anlatılacak. Çünkü artık Allah ona ey yer konuş Evet. Dile geldiği adeta komut vermiştir. İşte o, o gün… Şey, affedersiniz yerin kulağı var tamam. Yerin kulağı var derler değil Bizim mi Ömer Bey? var. O zaman ha, yerin, yerin demek gözü de var. Gözü de var. E, o zaman yerin Dili ağzı de, da olacak. Ağzı da olacak, olacak. Dili çok iyi olacak, dediniz. Konuşacak. Öyle derler aman Sadece. aman yerin kulağı vardır evet. filan gibisinden ne güzel dediniz. Bu, Rabbim ona emrettikten sonra Ömer Bey o bülbül gibi niye şakımasın ki değil evet. mi? Yani, kulağı olan yerin gözü de olacak çok güzel demek ki. gözü de olacak ve Rabbimiz Teala izin ağzı verdiğinde ağzı da, olur. da Amen ve be. konuşacak öyle bir konuşur ki bülbül gibi şakır İşte o gün yer bir bir anlatacak o gün insanlar fevc fevc grup, grup grup bölük bölük gelecekler amelleri kendilerine gösterilsin diye evet. aman ya Rabbi Ömer Bey düşünebiliyor musun ya kabirden kalkmış insanlar zaten o manzara o ahiret hiç aşina olmadığımız, daha önce e, şahit olmadığımız, denemediğimiz, değil mi? tecrübe etmediğimiz bir ortam. Evet. E, üstüne üstlük bir de şimdi neticeyi merak ediyorsun. Evet. Ya evet ben bir şeyler yaptım şimdi düşünüyor adam. Ben namaz kıldım ama acaba bu Allah'ımın rızasına uygun kılabildim mi? Oruç tuttum ama acaba nasıl tuttum? Nasıl ettim? Şimdi bunları bir bir düşünüyor. Evet. İşte Terazi ile çıkacak Rabbimiz Teala'nın rızası e, gözetilmeden yapılan ibadetlerin Tabii canım, boşa çıkacak. Allah korusun onlar da öyle. Boşa onlar da öyle. Angarya işe de. dönecek orada. Çünkü rızayı bari için olmamış. Sen git denecek Bunları kime gösteriş için yaptınsa mükafatını onlar versin. Allah korusun. Bu da var. şimdi Bu, bu da tehlikeli bir evet. şey. Ee, şimdi gelecekler amellerinin karşılığını gör, görsünler diye. Şimdi her kim Rabbim buyuruyor zerre ağırlığınca atom kadar eğer bir hayır, güzel bir amel işlediyse mutlak onun mükafatını görecek. Evet. Her kim de zerre kadar, toz kadar, atom kadar şer, kötülük irtikab ettiyse o da onun sonucunu görecek. Tabi birinci dedik Rabbimizin lütfu, keremi, merhametinin eseri olarak hayrın mükafatı mutlaka görülecek evet. şerre gelince... Onun da ya cezası görülecek ya evet. bir kısmı görülecek. O evet. bir vaka. O bazı şeyler var. O ateşte haşlanacak o. Evet. O onun çaresi affa yok. Affa girmeyen suçlar affa var girmeyen değil suçlar mi? var Ömer Bey. Aff kapsamına öyle. dahil olmayan. Çok iyi dediniz Allah razı olsun değil mi? Bir hukuk şeyidir evet. bu. Tabiridir. Bir hukuk literatürüdür. Evet. Yani aff, affa girmeyen özel suçlar var. Onlar mutlaka cehennemde onların şöyle bir onlar bir şey olacak. Tımarı, tımardan geçecek o... Evet. ...ha bazıları var ki... ...Rabbim onları kula gösterecek... ...bak kulum bunları sen yaptın... ...biz bundan haberdarız bil... ...ama bunları biz affettik... ...senin şu 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 iyiliklerine bedel... ...şu şu 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 güzel davranışlarına bedel... ...biz bunları affettik... Ee, i̇şte hadi gir cennete... ...diye mesela... Evet. ...ama tabi burada ciddi bir tehdit var... ...o tehdidi asla kıymetli seyircilerimiz... ...hiçbirimiz unutmayalım zerre misgalı, şer yapan kötülük işleyen onu görecek. Bunu nasıl görecek? Şimdi bu dediğim gibi tam belli değil. Evet. Ceza da olabilir. Onun e, yani sicile geçmiş, kayıtlarda mevcut yani onu da görebilir. Ha ne kadarını mevle mahf biz onu bilemeyiz. Evet. O sultanlar sultanının karar vereceği şey ömer hocam. Onu bilebileceğimiz taraf herhalde hocam. Ne tabii. kadar tevbe edersek, ne kadar pişman değil olursak. Mi? ne kadar onu tazmin edecek iyiliklerle, değil mi? Mukabele evet. edersek arkasından, evet. o inşallah, evet. o affa girecek i̇nşallah. sınıra dahil i̇nşallah. olur. Biz onu şimdiden ümit ederiz, ümit biliriz mi? ve buna göre davranırız. Ama Hatta affa girmeyecekler bilmez, var. Var. Hatta Peygamberimiz malum kim bir kötülük işlerse, hemen onu silecek ardından bir iyiliği takip ettirsin evet. diye. Dolayısıyla zaten bizim vukuatımız değil mi? Yani sayısı bini geçmiş ya, kırdığımız kırkı geçmiş derler ya kırdığı kırkı aşmış. Evet. Zaten bizim vukuatlarımız çok sevgili hocam biz ne yapacağız? Biz kul olarak üstümüze düşeni yapacağız yahu. Habire tövbe etmemiz lazım. Evet. Habire hasenat işlememiz lazım ki bu günahları rötuşlasın. Evet. Bu olumsuzluklarımıza kefaret olsun. Yoksa yani bizim insanın yapısında bu var zaten ya. Yani durduk yerde adam günah işliyor. Evet. İşte gıybet ediyor, dedikodu yapıyor. Hele hele bunun daha ilerisi Allah korusun, değil mi? Bühtanlar, iftiralar. Evet. Allah Nahak yere bir masum kulun günahına girme. Düşünebiliyor musunuz Ömer Bey? mesela Allah korusun. Yani hiç aslı asları olmayan bir ihbar. Birisine siz kara çalacaksınız değil mi? Gidiyorsunuz ihbar ediyorsunuz. Adam evet. kendini temize çıkarana kadar akla karayı seçiyor Allah ya. Allah, Allah, Allah korusun. Tabi. Hatta bunun değil mi? Sadi Şirazi hikayesini verir şeyde. Evet. Gülistan'da şeyde. E, diyor ki şeyde e, çölde devenin biri e, şey tilki. Tilki koşuyormuş. Dört nala tilki gidiyor böyle hızlı bir şekilde. Tilkinin biri demiş ki nere kaçıyorsun demiş. Ne oldu hayırdır? Demiş duydum ki padişah emretmiş çölde ne kadar deve varsa develeri topluyormuş. Ondan sonra bunlara işte yük vuracak mı sırtına filan ya demiş idi. O develerle alakalı bir şey demiş. Evet. Sen tilkisin senden bunun Şölimizle ne alakası var hocam. Evet, öyle mi? Tilki demiş ki oh demiş. Ben demiş deve olmadığımı ispat edene kadar postum elden gider e, diye. tabi. <laughs> i̇ftira atmak değil. Evet Allah iftira muhabbet. konusu Allah korusun. Bunlar büyük günahtır. Evet. Hele hele iffetli namuslu bir kadına iftira. Allah i̇şte bunların hepsinin karşılığı bir gün görülecek. Amma hayır, amma, amma şer. şer. Bunlar ayan beyan bir gün ortaya çıkacak. İşte Yüce Rabbim bunları bize niye söylüyor Ömer Bey? Kıymetli evet. meslektaşım. Hazırlıklı olalım, Hazırlıklı tedarikli olalım, olalım İnşallah. aklımızı başımıza devşirelim. Eyvallah diye. hocam, ağzınıza sağlık. Sağ olun Ömer Sevgili Bey. seyirciler, programımızın bu yeni bölümünde Zilza Suresini tefsir etti Necdet Çağal hocamız. Zilzah Suresinde Rabbimiz Teala'nın son mesajı şuydu. Her kim zerre kadar iyilik yaparsa bunun mutlaka karşılığını görecek. Yine her kim zerre kadar kötülük yaparsa bunun karşılığını görecek. Yerin gözü var dedik, kulağı da var dedik, artık ağzı da var dedik. Bu sureden onları da öğrendik. Dolayısıyla yaptığımız hiçbir şey boşa gitmeyecek. Bundan hepsi kaydoluyor. Buna göre yaşamamız lazım diye e, bu mesajla kapatıyoruz programımızı. Biz bir sonraki bölüme kadar sizlere esenlik diliyoruz. Rabbimiz Teala'ya emanet ediyoruz sizi. Saygıyla ve muhabbetle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.